Arkadaşlar 29 Temmuz akşamından Cuma gecesinden yeniden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İstanbul 2T'den Takıyettin Mehmet Efendi Dershanesi'ndeyiz. Amacımız ömür boyu eğitim. Bu videonun devamını çekiyoruz. Nedir? Aşık Mahsuni Şerif'in dediği gibi iki yalancı şahit. Şimdi Muhammed, ben şunu çok düşündüm. Dedim ki ben bu ortaklarımı vururum. Hepsini toptan vururum. Ne yatarım ben? Aramızda şey var. Ticaret işleri var bilmem ne. En fazla yatsam dedim 15-20 sene yatarım. 15-20 yıl sonra problemsiz bir hayata çıkmış olur. Tabii o zaman sen annene, annen sana hamile. Dedim ki ya ben böyle olacağına çocuğun başında durayım. Onun yetişmesinde çocukluk evrelerini, bebeklik evrelerini göreyim. Ki başında durmazsan çocuğun sana düşman olma gibi bir ihtimal de var. Şimdi şöyle bir durum var. Ömür boyu yaptığın birikimi dershane açmak için ortaya koyuyorsun. Yıllarını koyuyorsun, emeğini koyuyorsun. Biz maaş almadan çalışıyoruz. Ortakların yarısı devlet memuru. Adamların dümeni akıyor. Maaşları var, sigortaları var. Bizim yok. Bizim yok. Biz emeğimizi koyuyoruz. Emeğin bir karşılığı olması lazım. Birçok adam bugün ticaret hukukunda vardır. Mesela adamın soyadı Sabancı'dır. Eczacıbaşı'dır. Sırf hiç para koymadan soyadı için ortak yapılır. Hisse şöhrettir, karizmadır. Onun şöhreti ve piyasaya olan hakimiyeti sermayeden daha değerlidir. Kesinlikle. Namı var. Öğretmenliği var. Dershanecilikte hele ki Anadolu'da bir şey. Şeydir Muhammed. Çayım da bitti ama. Anadolu'da Muhammed öğretmen tanınır. Herkes öğretmene gider. Büyük şehirler, metropoller ise kurumlara gider. Mesela isme gider. Falanca dershane. İçeride kim var, kim yok. Efendime söyleyeyim. Şeker ve bir miktar şeker de atacağım Muhammed. Ona bakmaz. Anadolu'da öğretmene gider çocuklar. Mesela bizim Turhal'ı söyleyeyim ben. Neredeyse bütün öğretmenler Turhal halkı tarafından bilinir. En iyi matematik öğretmenleri kimdir? Turhal'da dersen adamlar sana sırayla sayar. Tarihçiyi yani sayar. Eliyle bile gösterir. Yani ufak yerler. Yani Turhal'da 50 bin ile 80 bin arasında nüfusu değişiyordu. Şimdi Muhammed, 2003'te dershaneyi açmak üzere şirketi kurduk, binayı tuttuk. Bugün Turhal'da meydanda tam merkez caminin karşısında Ahmet Uzar abimizin ve Cumhur diye bir arkadaşın, Kılıçdı galiba soyadı, hatırlayamıyorum. Binasını tuttuk. Hedefimiz ne biliyor musun Muhammed? Hedefimiz ne? 300 öğrenci. Yaptık hesabımızı. Dedik ki biz bu yıl 300 öğrenci kayıda bulursak bu iş devam eder. Ama çok güzel bir taktik de yaptık. O ilk bir tek belki orada FETÖ'cülerin, dershanelerin, FETÖ'cülerin önüne geçtik. 300 öğrenci. Bulursak at başı gidiyoruz. Öğretmen maaşlarını ödüyoruz. Dokümanlar falan veriliyor. Binanın kirası kafa kafaya. İlk yıl kaç öğrenci bulduk biliyor musun? Kaç? 650 öğrenci. 650. Tabii. Hani daha önceden zor zamanda birbirine kardeş olan, sarılanlar, aynı çulun altında 3 öğretmen yaptık. Murat, Osman, ben binayı tutmuşuz. Dişimizden tırnağımızdan artırdığımızı sermaye yapıp oraya koyuyoruz. Eğer daire tutarsak diyoruz kira veririz. Zaten binayı tuttuk inşaat halinde. Çünkü dershane yönetmeliğine göre merdivenleri, kapıları, bütün oda sistemlerini değiştirmemiz gerekiyor. Özel öğretim kurumları yönetmeliği var. Kapıların açıldığı yön, kapıların genişlikleri hepsi standarda bağlanmış. Bir yer sınıf olacaksa oranın metrekare ölçüleri ve hacim ölçüleri. Bunlar var. Bu da 7-8 aylık bekleme süreci yapıyor. Biz dedik niye ayrı ayrı kira ödeyelim? O zaman tuttuğumuz binanın bir odasını çevirelim. Normalde şey yapıyoruz, çok soğuk kış günlerinde hepimiz aynı odaya da toplanıyoruz. Bu arada diğer ortaklar günde içerisinde geliyor. Ne yaptık, bugün ne yaptık. Harcı, tuğlayı bazen kendi ellerimizle biz yapıyoruz, taşıyoruz. Aynı çulun altında bak. Yorgan yetmemiş, titriyoruz. Üstümüze, altımıza üstümüze çullar eklemişiz.
Osman hatta bizim Urfalı Osman, Osman Hoca anasıyla konuşuyor. Kürtçe konuşuyor. Anası Türkçe bilmiyor. Yorgan eke, döşe eke yorgan eke dedi. Kürtçe şey, bir yorgan bir döşek. Anası diyor şaşırdı. Abisine verdi, abisi Ahmet'e. Diyor ya hele bu Osman ne diyor? Bir yorgan bir döşek. Urfa'dan yorgan döşek geldi. Gargoy'da. O dönemde. Bak birbirimize destek oluyoruz. Birbirimize kardeş oluyoruz. Ne zamana kadar? Hani meşhur deyim var ya, araya para girmeden iyi bir kardeşim var deme. Mevzu geldik. 300 öğrenci olsa sıkıntı yok. Mal çok olunca paylaşmak zor oluyor. Bunlar ne yaptılar? Dediler ki ya hoca, Necmettin Hoca burada çalışacak. Öğretmen maaşı alacak, atıyorum 1000 TL. Biz de 1000 TL alacağız. Tamam. 300 öğrenci bu amortiledi. Kalan 350 öğrenciden kar gelecek. İyi, güzel. E şirket nasıl büyüyecek? Bir dakika dur. 350 öğrenciden kar geldi. Hop dediler. Necmettin Hoca'nın %27,5 hissesi var. Kar payının 1/4'ünü tek başına alacak. Hatta fazlası. 1/4'ünde Murat Hoca tek başına alacak. Hop. Bu sefer ne dediler? Ulan bu İstanbullu. İstanbul'dan gelmiş, bizi yönetiyor. Burayı kurmuş, kurum da kuruldu. Artık yürüyor, çalışıyor araba. Ne lazım? Direksiyonu ele geçirmek lazım. Nasıl olsa yabancı. Bizim Zileli sürekli şöyle söylüyor Tuncay Günat. Hocam diyor, biz Zileliyiz diyor. Yani ve şunu sürekli söylüyor. Bizim Anadolu'da şöyle bir deyim vardır. Osmaniye gibi birkaç il için de söyleniyor. Zileliyle yılanı çuvala koymuşlar. Yılan bağırmış. Beni buradan çıkarın. Yılan, Zileli beni sokuyor diye. Diyorum ya Tuncay, insan iyi bir fiiliyle övünür. Bu kötü bir fiil. Hani Zileli olup da bununla nasıl övünürsün? Veya Zileliler bunda nasıl övünür? Kendi kendine bilmem neyiz demektir bu. Ama ben bir şey söylemiyorum. Bu Tuncay Kekeme olan mıydı? Kekeme olan, evet. Kekeme olan arkadaş. Zaten biz daha önceki çalıştığımız kurma, ben fizik öğretmeniyim. Nuri Hoca var. Bir hocamız Zafer Hoca daha var. Ve dördüncü sırada da bu geldi. Tekelbay'ın da babasının yanında takılıyor. Aşırı derecede kekeme olduğu için ders falan veremiyor. Bizden önceki kurumun sahibi, müdürü, Cemal Hoca diyor ki benle görüştü. Ben Cemal Hoca'nın yanına gittim. Cemal Hoca dedi ki evladım sen kekemesin. Ben seni nasıl derse koyayım, öğrencinin karşısına koyayım. 3-4 yıl önce gelmiş, almamışlar. Biz buna hisse verdik, ortak ettik. Kaldı ki bu öğretmen olmadan önce buna söylemediler mi acaba? Ya kendi durumunu biliyor zaten. Benim de 4. sıra, en son sırada stajyerim. Ama oranın yerlisi olduğu için bir miktarda parası vardı. Ben böyle deyince takla attım. Beni de bu işe ısrarla motive eden Tuncay'ın kendisiydi. Şimdi bu ortaklarla tabii ki para akılları oynatıyor. 350 bin lira, 2007. Bir de kalabalıklar, ana gövde onlar da. 2003, pardon. Anadolu'nun Çarıklılar ama o ana gövde de onlar esasta. Ben tek başıma gelmişim. Akrabalarım var ama onlar kadar şey değiliz. Yani bir de paramızı da bitirdik. Ulan diyorlar biz Necmettin Hoca'ya basarız tekmeyi. Ne para? Onun aldığı maaşı başka bir fizikçiye veririz. Hani dershaneye kayıt aldıktan sonra dershanede şöyle bir şey var. Eğitim öğretiminin başında çok iyi öğretmenler gelir. Öğrenci veliler onları görür, anlaşır. O öğretmenler diyelim ki aylık 10 bin lira maaş alıyor Muhammed. Kayıtlar alındı ya. Kayıtlar kesinleşti. Senetler imzalandı. Tak. 3-5 tane iyi öğretmene yol verirler. Dershanecilik artık çingene işi oldu. Onun yerine 3-5 tane stajyer alırlar. Nasıl olsa kaydımızı aldık. Dümenimiz yürüyor. Öğrenci senedini yaptı. Hoca ne oldu? Hoca işte mazereti vardı gitti. Ya ha ne bilmem ne şu bu. Bu da yöntem. Bak özel öğretim kurumlarındaki çingenelik bitmiyor. Hangi birini anlatacaksın? Ömrüm oralarına geçmiş. Bu videoyu dinleyen bir sürü öğrencimiz var. Şimdi ben de tabii pozisyon olarak dedim hayır ben buraya yıllarımı verdim. Sizi topladım. Bir de Muhammed noterde senedimiz var. Orada ben yazıyor. İstemedim. Kurucu müdür olarak, şirket müdürü olarak. Bak şirket, limited şirketi müdürü olarak öbürleri
3 tanesi devlet memuru, 2 tane birisi servisçi, birisi stajyer. İkisi stajyer. Seni kovmak şey yok. Yok, o ekmeğin değil, servisini çekiyor. Onun dershaneyle falan işi yok. O da bana hisse verin demedi. Ama çok öğrenci getirdiği için biz ona jest yaptık. Evet. Sevindim. Hatta ben teklif ettim, eklettim oraya. Şimdi Muhammed, bunlar bu para akıllarını delirttiği için bu sefer bizim ayağımızı kaydırmak için yapmayacakları pislik kalmadı. Bunlardan bir tanesi ne yapıyorlar? Bunlar kendi aralarında şirket karar defterini alıyorlar. Şöyle bir defterimiz, şirket karar defterini. Limited şirketin defteri. Kendi aralarında toplanıyorlar. Diyorlar ki Necmettin Marmara Şirket Müdürlüğü'nden aldık. Aldık. Şirket müdürünün izni yok. Ha. Şirket müdür, bir dakika, şirket müdürlüğünden aldık diye karar alıyorlar. %55'le. Ortaklar toplanıyor. %55'le karar alıyorlar. 4 ortak %55 hisse. Geriye ne kaldı? 3 ortak %45. Bu 3 ortaklar kimdi acaba? %45? Dur bir dakika. Onların haberi yok. Aynen, evet, defter alıp kalem alıp öbürlerinin gelmesini beklemiyorlar. Bunu noterde tasdik ediyorlar. Muhasebeci de şey yapıyor. Ticaret odasında bu yayınlanıyor. Onlar diyorlar ki evet, Necmettin Hoca'nın müdürlüğü bitti. Biz yönetimi ele geçirdik. Artık bizim borumuz ödeyecek. Bunu ben nereden öğrendim? TMSF Cem Uzan'ın mallarına el koyduğu zaman galiba Can Ataklı o zamanki Star TV miydi? Sonra da adı değiştiydi galiba. O grupta, Uzan ailesinin grubunda yönetici. TMSF'nin memurları el koymak üzere geldiğinde o gerilim vardı işte. Cumhuriyet mitingleri 2007'li yıllar. Daha evveli. Can Ataklı kapıdan dışarı çıktı ve basın açıklama yaptı. Dedi ki böyle böyle hukuksuzluk oldu. Zorla, güç kullanarak yönetimimize el koydular. Bizi de kapının dışına çıkarttılar. Ben kanuni haklarımı öğrenmeden hukuki danışmalar almadım. Herhangi bir evrakı imzalamadım. İmzalarını kabul etmedim. Bunlar bu kararı alınca bana da dediler ki biz seni şirket müdürlüğünden aldık. Notere onaylattık. Turhal Ticaret Sicil'de de tescil ettirdik. Sen müdür değilsin. Yani sabah kalkan, darbe yapan Meksikalı generaller gibi usul yok. Usul hukukun önünde. Sizin müdürlükten alma yetkiniz var mı? Yok. Hani bunları bilmiyorlar. Hani ısrarla öğretmen okulunda okuyacak öğrencilere mutlaka ticaret kanunları, ticaret sicil yasası öğretilmesi lazım. Ticaret sicildeki memurların da dünyadan haberi yok. Basıyor müdürü geçiyor. %51'i gördü mü? Hani %50+1 var ya. Hayır, bu %50+1 her yerde geçmiyor. Anayasayı değiştir bakayım 50+1'le. Zaten ticaret sözleşmesinde benim ana sözleşme, kuruluş sözleşmesinde şirket müdürlüğüm olduğu için Muhammed, ticaret sözleşmesi, kuruluş sözleşmesi anayasa maddesine bakar %66-67 gerektir. 3'te 2 gerekiyor. Bunlar 55'i engelleyecek kadar senin hissen var. Bir de %55'le toplanıp beni müdürlükten alamazlar. Bekle. Evet, o servisçiyi kattığımızda. Kanunun amir hükmü var. Türk Ticaret Kanunu bilmem 522'ler falandır. Hatırlayamıyorum şu anda. Şey karıştırabilirim. Çünkü üzerinden zaman geçti. Maddeler de yer değiştiriyor. %55'le diyor ki biz sizler seni aldık müdürlük. %80'le de olsa müdürlükten alma yetkileri yok. Usule uygun toplantı yapacaklar. Şirket müdürü benim. Bensiz toplantı yapamazlar. Diğer ortakları toplantıya çağıramazlar. Toplantı usulleri var. Hep hukukta şu kavram vardır. Usul esastan öndedir. Muhammed bir işaretin var, anlamadım. 14 dakika. Tamam, bunu da keseriz. 3. bölüme geçeceğiz. Hatta keselim, 3. bölüme geçelim.